Hadi git. Bir ifadelerini al bakalım. Süleyman Bey sizi bekliyor. Buyurun. Hoş geldiniz gençler. Buyurun, oturun bakalım. Hoş bulduk. Yavuz mevzudan bahsetmişti. Bir de sizi dinleyelim. İyi, dinleyelim. Şimdi biz bir mekan açmayı düşünüyoruz. Böyle bar, kulüp tarzı bir yer. Ve haliyle nakite ihtiyacımız var. Üçünüzün de soyadı para. Bana niye geldiniz? Biz ailemizle değil, kendi adımıza bir şeyler yapmak istiyoruz. He, sidik yarıştıracaksınız yani. Gidin babalarınızdan isteyin. Bir daha da bu işlere bulaşmayın. Şimdi Süleyman Bey, benim soyadımı unut. Ben buraya senin mekanına Çetin olarak geldim. Ve bir mekan açacağım. Senden de para istiyorum. Gözüm de fazlasıyla kara. Bak Çeto, senin soyadını unuttum. Ben babana da benzemem. Aldığınız paraları geriye ödeyebilecek misiniz? Düşündünüz mü? Merak etmeyin. Parayı ödeyeceğiz. Merak etmiyorum delikanlı. Benim param kimsede kalmaz. Oldu bu iş. Adam fena tipti yalnız. Abi adam tam bir sultandı. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Biz o parayı ödeyemezsek o adamın içinden matruşka gibi kaç tane daha adam çıkar kim bilir. Abi bir de hayırlı laf et ya. Ya ne? Beyler tamam. Parayı ödeyeceğiz. Biz öncelikle mekanı bir açalım. Cem sen mimara söyle hazırlıklara başlasın. Tamam. Ben de kredi kartından çekebileceğim kadar nakit para çekeyim. İşçilere vereyim, onlar da çalışmaya başlasın. Yarın zaten buradan nakit aldık mı kredi kartını kapatır mı? Macera başlasın o zaman ortak. Bana bak. Sakin. Nerede kaldınız ya? Ne haber Ayşegül? Tam mikrop olmuşsun Ayşegül. Aranıyor mu her zamanki halin? Sana ne oldu? Ruh gribi mi oldun? Bugün Ali bir şeyler geveledi. Ayşegül'le konuş falan. Ne demek o? Ne konuşacaksın benimle? Aman Ali işte. Mantık mı arıyorsun? Durduk yerde böyle bir şey niye söylesin canım? Zaten son günlerde bir garip. Eğer bir şey söylediysen, yani bir numara çeviriyorsan çok kötü oluruz. Saçmalama Ceyla. Ay çok fenayım zaten görmüyor musun? Numarayla falan işim olmaz. Ali'ye bir şey söyledin mi? Of bir şey söylemedim. Ay burası ne biçim ev böyle ya? Her şey eski püskü. Ay demiş söylediklerimi duysaydı ne ukalalıklar yapardı. Evet biraz küçük sıkıcı ama en azından merkezi. Ben de beğendim. Bence zevkli bir ev. Bir dakika ya. Sen niye burada kalıyorsun Ayşegül? Heves de geldi aramıza. Hoş geldin Heves. Sana ne? Sıkıldım belki. Bence Ömer seni yine evden attı. Ah senin bu zekan. Heves. Bendeki kredim bitti. Dikkat et. Chat'ten o pislik yüzünden buradayım. Bu maçı o aldı. Ama önümüzdeki maçlara bakacağız. Chat ya. Olayları bitmiyor.
Yani benim chatle ne gibi bir olayım olabilir ki? Olamaz. Ben ağzım payını aldım zaten. Senin chatinde daha işim bitmedi. Yok, vallahi bitti Ayşegül, yeminle. Bitmedi. Bitti Ayşegül, gerçekten. Ceyla bir şey söylesene yani benim chatle alakam olmadığını. Ben chatin yanına bile yanaşmıyorum artık. Yanaşacaksın. Dibine kadar girip ne işler çevirdiğini öğreneceksin. İyi. De yani sen o zaman bana çok kızarsın. Sen beni gaza getiremezsin asla. Aa, heves? Ben istiyorum. Sana tavsiyem, mesafeni iş ilişkisinde tut. Daha fazla bir yakınlaşma olursa... sonra senin canını çok fena yakarım. Ama sen de kediye ciğer emanet ediyorsun. Bir düşün bence bunu. Merak etme şekerim. Bütün hesaplarımı yaptım. Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim. Çok önemli dediğin için geldim. Elbette. Girsene içeri. Su rica ederim. Rahat ol lütfen. Otursana. Benim fazla vaktim yok. Neyse, şu önemli konu bir an önce konuşalım. Biraz gergin görünüyorsun. Bir şeyler içmek ister misin? Belki rahatlatır seni. Gerek yok. Neden beni buraya çağırdın söyleyecek misin artık? Peki. Sen nedenini biliyorsun. Bak. Evet, telefonunu aldım. Hatta çaldım. Sonra da gittim Demir'e evli olduğunu söyledim. Yine olsa yine yaparım. Özür dileyecek değilim. Neden böyle bir şey yaptın? Böyle şeyler çevirecek birine benzemiyorsun sen. Ne geçti ki eline? Demir, evli olduğunu öğrenince bana geri döner diye düşündüm. Yanılmışım. İşte benim de anlamak istediğim bu. Demir'in sana döneceğini düşünüyorsun. Siz ayrıldınız. Demir benimle beraber. En fazla bana kızar. Sana niye dönsün? Çocukluk işte. Demir'le ben. İlk aşkım o benim. Ben de onun. Hep bana geri döndü. Ne olursa olsun döndü. Beni bırakmadı. Yine öyle olur sandım. Benden vazgeçmez diye düşündüm ama... bizim de aşkımız bitmedi. Biz daha kavuşmadık bile. Vazgeçmez dedim. Yanılmışım işte. Gerçek bir aşk yaşamışsınız demek. Yaşayamadık. Yarım kaldı. Bitti. Yanılıyorsun. Bence hala yaşıyorsunuz. Doğru. Demir yaşıyor. Ama benimle değil. Sana iyi şanslar. Gelmezler, ben sana söyleyeyim. Gelirler, bak görürsün. Gelmezlerse zaten İstanbul'da kaç tane bar var? Gezeriz, bakarız, buluruz. Kaç tane bar var Heves İstanbul'da? Ay Ceyla, ne bileyim ya. Sonuç olarak benim chat'i bulmam gerekiyor. Ayşegül'ün söylediklerini duydum, bilgi almam lazım. Ay görev aşkın gözlerimi yaşarttı resmen. Hah, bak ben sana söylemedim mi gelirler diye? Chat'i an çoma hazırla. Ya da cinayet mahalline geri döndüler de diyebiliriz yani. Abi, kızlara hiç bulaşmayalım şimdi.
Ne oldu lan? Ceylo ile mi buluştunuz? Abi ben sana buraya gelmeyeyim dedim değil mi? Hani sen hevesinden kaçıyordun? Ne kaçması be? Peşimde olmasından gayet memnunum. Ayşegül'e rağmen hala peşimde. Onu takdir ediyorum. İyi ediyorsun. Yani şu Ayşegül'le uğraşmaktan vazgeçsen artık. Hadi gel yanlarına gidelim. Ay yok. Ya gel. Çet. Üç vakte kadar gecenin yeni gözü senin mekanmış. Öyle duydum. Doğru mu? Doğru duymuşsun ama biraz eksik duymuşsun. Aslanca emme benim. Aslında böyle bir şey olduğunu tahmin etmiştim. Çünkü o kadar büyük bir mekanın altından kalkacak sen de paranı gezer. Sen merak etme şekerim. Yeni tanıştığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımız yarın bize parayı veriyor. Ha. Ya bak bir gün görüşmüyoruz neler kaçırıyorum ya. Kimmiş bu arkadaş? Adı ne? Ben tanıyor muyum ya da o beni tanıyor mu? Fazla merak. Hevesi öldürür. Boş ver gelsen içmeye devam et. Hadi. Ya çatlarım ya. Bari kadın mı erkek mi onu söyle. İstediğin bu muydu? Sana hesap mı vereceğim? Öyle demek istemedim. Ne demek istedin peki? Ben Arzu'ya sinir olurken sen ondan fena çıktın ya. Hadi o benim sevgilim sana ne oluyor? Şişt. Darlandırma artık yeter. Özür dilerim. Ne oldu lan kayışı kopardın? Yokmuş abi ya. Dedim sana buraya gelmeyelim diye. Kadın tribi işte. Herhalde en yakın arkadaşın benim olduğumu öğrendi. Ona bozuldu. Neye bozuldun bilmiyorum abi. Hadi gidelim lütfen. Sence bu saatte Chat Ateşoğlu bu mekandan çıkar mı? Sen misin abi? Hadi görüşürüz. İyi misin? Manyak mı bu adam ya? Niye bana böyle davranıyor? Ay sen de oradaydın, gördün. Ne yaptık ki ben? Hiçbir şey yapmadım. Tamam, sakin ol. Haklısın. Hiçbir şey yapmadın, hiçbir şey söylemedin ama adam dengesi işte. Ay nasıl bağırdığını gördün mü o kadar insanın içinde? Ayşegül söylemişti. O sadece kendine aşık, kendinden başkasını düşünmez, önemsemez diye. Haklıymış. Ne zaman söyledi, kime söyledi? Yani ne bileyim. Sana demiştir diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum acaba? Heves bak sen bana yalan söylüyorsan şu anda defol git buradan tamam mı? Bir kişinin daha beni aptal yerine koymasına katlanamıyorum çünkü. Tamam, tamam. Anlatacağım. Ayşegül şey yaptı. Ne yaptı Heves? Kötü bir niyeti yoktu tamam Ceyla? Tamamen senin iyiliğin için gitti ve Ali ile konuştu. Artık o kızın peşini bırak. Daha fazla onu oyalama, üzme dedi. Ve iyi ki de yaptı. Ali ne dedi peki? Yani niye diye sormadı mı? Sordu. Ayşegül de nedenini söylemek zorunda kaldı tabii. Ne söyledi? Senin Ali'ye aşık olduğunu. Manyak mısın? Ödümü kopardın. Sen duvar et, kafanı koparmadım. Ne hakla Ali'ye söylersin ya? Ne hakla söylersin? Bağırma bana. Heves sala ağzını tutamadı değil mi? Heves mi? Mesele o değil ki. Ben sana şu anda benimle ilgili bir soru soruyorum. Evet, pişman değilim. Gözümün önünde kendini yemeni mi izleseydim? O zaman daha mı iyi arkadaş olurdum? Ali senin ona aşık olduğunu bilmeliydi Ceyla. Fark etmiyorsa da fark etmeliydi. Fark etmesin, ne olur ki fark etmesin. En azından benimle birlikte olurdu, benimle konuşurdu. Ya ben o anlamasın diye onları Arzu'yla barıştırdım biliyor musun? Onları izledim ben uzaktan, sarıldılar, öpüştüler. Ama sonra sen... Bu mu mesele? Arzu'yla sevgili olacak, seninle sadece konuşacak. Ya bu kadarına fitim diyorsun. Evet, öyleyim. Sana ne? Saçmalama Ceyla.
Sen bu kadar değersiz değilsin. Öyleyim ya da değilim. Ben bunu kabul etmişim ya. Kime ne ya? Sana ne? Ama aptal yerine konmaya dayanamıyorum biliyor musun? Ve sen beni aptal yerine koydun. Saçmalama. Alakası yok. Ben ikinizin de gözünü açtım. İkiniz de korkaksınız. Aptal yerine konmaktan şikayet ediyorsun ama aptal oynuyorsun. Belki de işine geliyordur. Belki de işinize geliyordur. Açtığın iyi oldu yoksa kapıya gelmek zorunda kalacaktım. Ne oldu? Konuşmamız lazım Ali. Ölümden sonra hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Kalbini mi kırmış? Kim kırmış? Ne yapmışsa unut. Geçmişi bırak. Yoluna bak. Her şey yenilenir. Hayat geri gelir. Arkadaşlar geri gelir. Gevelemeye niyetli değilim. Kafana göre. Bildiğini biliyorum. Ayşegül seninle konuşmuş. Aşk biraz ruhla ilgili bir şey galiba. Yani öyle sevgilisi var mı, evli mi, iyi biri mi, kötü biri mi bunları pek dinlemiyor. Seçemiyorsun. Ben seçemedim. Benim ruhum sana aşık. Burada keselim istersen. İstemiyorum. Bu yüzden mi bana böyle davranıyorsun? Benim bir karşılık beklediğimi mi düşünüyorsun? Ben sana umut vermek istemedim. Umut mu? Hiç umutlanmadım ki. Ne cevap bekliyorum ne karşılık. Ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Yani seninle birlikte olduğum zaman bu senin anlayabileceğin bir şey değil ki. Midemde kelebekler uçuşuyor resmen. Ve daha önce bunu hiç planlamamıştım. Ama korkma geçecek. Ya illaki geçer. 10 gün, 10 sene. Herkesin geçiyor. Geçmezse de ölecek değilim. Nasıl davranmam gerekiyor peki? Karar ver. İstersen konuşuruz. Yok istemiyorum, böyle rahatsız oluyorum dersen o zaman Yıldız Silbe eşliğinde beni bunalımlı günler bekliyor. Her gün görüşsek geçer mi? Seni görmeden dayanabilir miyim acaba? Sen karar ver. Ben uzlaşırım. Prokeratin varmış, seramit. İşte saçlardaki uçuşmaları alıyormuş. Statik elektriği alıyormuş falan filan. Anladım. Yani bununla senin yeni bir saçın değil, yeni bir kafan olacak kızım. Aman ne bileyim ben ya. İşte saçlarımın uçları kırılmış, annem öyle diyor. Spotların altında çatal çatal görünüyormuş güya. Aa, hiç de bile. Bence saçların çok güzel. Capcanlı, kıpır kıpır. Tamam. Oh, aynı bizim gibi. Evli olması bir şey değiştirmedi ha. Çok acayip. Ben de anlamadım ki. Yani Demir bunu duyunca bir daha Müge'nin yüzüne bakmaz diyordum ama. Ben de öyle sandım. Ama başka bir şey var bence Su. Bir daha konuşmayacak mısın? Ay yok artık. Demir'e yalvardığım kadar bir eşeğe yalvarsam şu anda çoktan çiçekle kapımdaydı. Ay öyle deme yazık. İlla ısrar edeceksin. İlla kafalarına kakacaksın. Bütün dünyadaki kadınları unut. Beni sev, beni iste, benim ol. Bunları yapacaksın. O benim peşimden koşsun istiyorum artık.
O söylesin. O kapıma gelsin. O delirsin. İşte o zaman sen ısrarla gideceksin. Sen kapısına dayanacaksın. Sen delireceksin. Sonra bir bakacak. Senin yanında olmana o kadar alışmış ki sensiz yapamıyor. Arzu. Bir azim hikayesi. Ve başarı. Bu saatte o başarı nerede diyeceksin? Bilmiyorum. Ama nasıl olsa buraya dönecek. Canım arkadaşım. Sen de git. Sevdiğin erkeğin peşinden gitmek seni küçültmez. Gururunu da kırmaz. Aksine güçlendirir. Hı? Ayşegül sen burayı otel mi sanıyorsun ya? Islak havlu yere atılır mı kızım? Ne var? Eline mi yapışır? Bak bakayım seninkine yapışıyor mu? Bak Ayşegül, artık iyileştiğine göre etrafa eşyalarını atmaktan vazgeç. Burada kimse senin arkanı toplamaz. Herkes kendi işini yapar. Haftada da bir temizlikçi geliyordur herhalde. Ben geliyorum canım. Haftada bir Kıymet teyze geliyor ama onun da senin kirlilerini toplayacağını falan sakın bekleme. Ay Kıymet teyzen yesin seni. Kız çocuğu olmalıymışsın sen. Sen de cadı. Masayı topla, sonra da etraftaki eşyaları topla. Altına bir kadın girdi diye rahatlar dedim. Daha da kabuz oldu. Sinir. Demir. Demir duymuyor musun? Demir Sağır Sultan. Vay be suya bak. Rüyasında mı görmüş? Demir mesaj gelmiş. Efendim? Tamam canım ben bakarım. Müsait misin? Seni görmek istiyorum. Vay be. Suya bak sen. Kedi canım senin. Sen açsana Ayşegül. Aman sizin kapınızdır, Kıymet teyzendir, uğraştırma. Ayşegül bu böyle olmaz ama. Bu evde yaşadığın sürece kurallar koymamız lazım ya. Evet, kural bir. Evde saunadaki gibi dolaşma. Git giyin. Kim o? Benim. Su. Nasıl ya? Ben mi yalnızım? Bu kadar hızlı mı? Ne iş var burada? Asıl senin ne işin var burada? Hemen Meriç'in odasına git. Ben çıkarana kadar da sakın çıkma hemen. Ya ne var ya? Ben de kalayım. Ya Allah kahretsin bu evin hali ne böyle? Al şunu lan. Çabuk ol. Al şu ablamı. Sen de üstüne bir şeyler giy. Ne işin var senin burada? Kapatayım Demir. Sadece ben konuşacağım. Sakın hiçbir şey söyleme. Son defa konuşmak için geldim. Bu son. Bir daha olmayacak.
Biliyorum. Hayatında Müge var. Ama ona aşık olmadığını hissedebiliyorum. Ben sadece mutlu, huzurlu olmak istiyorum. Demir. Aşk böyle bir şey değil işte. Ben bir gece bile seni düşünmeden uyuyamıyorum. Bundan nefret ediyorum. Her defasında bir kere bile arkana bakmadan çekip gitmenden nefret ediyorum. Mücadele etmemenden, odunluğundan, inatçılığından, kendine direnmenden nefret ediyorum. Ne istiyorsun? Allah kahretsin ya. Ne mi istiyorum? Elini tutmak istiyorum. Yine bir kayaya binelim gidelim istiyorum. Evin önüne gel. Ben içeri girene kadar bekle istiyorum. Yine gözlerimin içine bak. Ya beni sev, bana dokun. Elimi tut. Beni öp istiyorum. Bunları unutmadın değil mi? Müge'yi değil, beni sev istiyorum. Müge geldiğinde bir deliye girsin, gebersin istiyorum. Demir, Müge'yi bırak. Benimle ol. Yürü be kızım. Ben artık seninle ilgili sadece kötü şeyleri hatırlıyorum. Benden kaçışlarını, gidişlerini, Çetin elini tutuşunu, inadını. Artık seninle ilgili yeni bir anım olsun istemiyorum. Bir daha asla karşına çıkmayacağım. Aptal. Seviyorsun işte kızı. Hem korkaksın hem aptal. Daha fazla üzülme, acı çekme diye kolay kızı istiyorsun. Aslında hepiniz bunu istiyorsunuz sanırım. Ama hata yapıyorsun. Senin doğru kızın Su. Ayşegül, bir karar verdim ve arkasında durmak istiyorum. Beni rahat bırak. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Bunu da Demir Bey'e iletir misiniz? Tabii. Demir Bey, biraz sonra. Demir, bir dakika abi, nereye gidiyorsun? Müge Hanım'ın odasına, ne oldu? Müge Hanım gitti abi. Hesabı kapattı gitti. Sen biliyorsundur diye düşündüm. Al, bunu da sana bıraktı.
Çeto, parayı sana güvenip verdim. Senden sorarım. Ne dediler? Yapamayacaksınız, açamayacaksınız dediler. Yapamayacaksınız dediler, yaptık. Daha da fazla sızlayacağız. İstedikleri neyse, verdim. Benden başka bir isteğiniz var mı? Yok. Herkese ne yapıyorsan onlara da aynısını yap. Ağır gelmesin oğlanlara. O zaman alırlar boylarının ölçüsünü. Arzu. Arzu ya. Arzu. Telefon. Alo. Ay yok canım, önemli değil, ne oldu? Ne? Demir'in evine mi gitti? Ay inanmıyorum sana. Ne oldu peki? Sabah sabah ne bu heyecan ya? Ne dedi alçak Demir? Günaydın Ali Paşa. Ne haber? İyi. Hayırdır? Ha yok. Nasılsın diye soracaktım. Ha, eyvallah. Ya dur kapatma. Yeni uyandım da. Ha bilemedim, pardon. Bak ne diyeceğim, akşam sana göre bir ortam olacak. Amatör ligi. İstersen takıl ha, şansın çok olur. Ya ben öylesine oynadım biliyorsun. Boş ver. İyi, haber vereyim dedim. Fazla para göz çıkarmaz. Akşama bir işim var abi. Yani duruma göre bakarız. Çok sağ ol. Görüşürüz. Bir şey değil. Hadi eyvallah. Günaydın aşkım. Günaydın. Su gelecek şimdi. Çok acayip şeyler olmuş. Hadi ya. Üzüldüm. Ben çıkıyorum. Siz kız kıza konuşursunuz artık. Çok merak ettin. Öldün değil mi, ne oldu diye? Bravo yani Ali. Dur tahmin edeyim. Su Demir'e gitmiş. Demir yok, hayır olmaz demiş. Alçak Demir. Mutsuz Ali. Ne oluyor ya? Öğreneceğim bir şey kalmadıysa ben çıkıyorum. Çetin'le buluşacağım. Geç kaldım zaten. Süleyman, paraya faizi bindirmeden hemen ödeme yapmak lazım. Evet. Adamın sağ solu belli olmaz. Biz işimizi sağ alalım. Evet abi. Tamam işte, başladık artık. Ben bir liste yaptırdım. Bu eleman görüşmeleri falan için de lazım olur. Bundan sonra ruhsatı alacağız. Başka bir şey var mı? Malzemeyi de dekor da onları da halletmek lazım. Kolay gelsin. Sağ ol. Afiyet olsun. Kim yeniyor? Ben. Sen. Diğer arkadaşlar nerede? Diğer arkadaşlar falan hepsi bu kadarız. Herkes bu kadar. İki günde nasıl bitireceksiniz siz burayı? Mümkün değil ya. Arkadaşım, biz burayı ne zaman açacağız, senin bir haberin var mı bu konuda? Ben bilmem. Mimar Bey bilir. Beyin bilir diyorsun yani. O zaman soralım bakalım, beyin ne biliyormuş? Anlamadım abi ben. Ne bu, avansını falan beğenmedi bu lavuk? Göreceğiz şimdi. Gökhan Bey. Evet, ben Çet. Bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Sen bizi pek anlayamamışsın. Pardon. Bir ben alabilir miyim? Al şunu. Bak, mimar efendi. Burasının, bu barın hemen bitmesi gerekiyor, anladın mı? Öyle haftaya falan değil, yarın hiç değil. Hemen bitmesi gerekiyor, anladın mı? Biz sana burada para bulacağız diye neremiz tehlikeye attık, sen biliyor musun? Neyse, parası veririz ya.
İyi bir zahmet. Buradaki gevşek arkadaşlara da bir söyleyeyim de biraz kızlansınlar o zaman. Arkadaşım diye demiyorum. Biraz arızadır. Buyurun. Herkesin derdi aynı ya, biliyor musun? Tutuştu herhalde, hemen geliyormuş. Güzel. Hadi beyler. Hareket. Hiç kimseyi otururken görmeyeceğim. Hadi. Ben şimdi ona ne diyeceğim ya? Chatten hiçbir şey öğrenemedim ki. Parayı nereden buldun dedim. Sadece makas aldı yanımdan. Yani hiçbir şey söylemedi. Sen de bıraktın o işleri. Kendi entrikamın kadını oldum dersin. Of Ceyla ya. Bana verecek bir aklı yok mu? Aferin. Sağ ol ya. Açıyorum. Konuş bakalım Sarı Köstebek. Chat'in parayı nasıl bulmuş? Ayşegül, ben de tam Ceyla'ya diyordum. Beni karıştırma. Beni karıştırma. Ben caddedeki kafedeyim. Ceyla'yı da al gel. Seni de bekliyor. Ben bir doz daha Ayşegül alırsam sanırım zehirleneceğim. Sana iyi eğlenceler. Bak, hala Ali mevzusu mu ya? Ya daha kaç kere daha anlaman için söyleyeceğim. Ben Ali'ye bir şey demedim. Ben dedim ama. Ne? Ne yaptın? Dün Ayşegül'den sonra Ali'yle buluştuk. İçimde ne varsa hepsini bir nefeste söyledim, bitti. O bir şey demedi mi? Demedi. Fırsat verseydim belki diyecekti ama gittim hemen. Şimdi ne yapacaksın? Hiç. Görüşmek isterse zaten beni bulur. Ki muhtemelen istemeyecektir. Ceylancığım bak. Ali'ye gittin, söyledin ve kurtuldun. Öyle düşün. Zaten bu çocuktan sana bir cacık olacağı yoktu. Aslında büyük cesaret yani. Adamın karşısına çıktın ve bir seferde sana aşığım dedin. Bana kaybedeceğim bir şey bırakmadınız ki korkum olsun Enes'ciğim. Zaten biliyordum. Ceyla, bak üzülme ama sonra ben de çok üzüleceğim. Benim kaybedecek çok fazla şeyim var. Mesela başım. Ne yapayım ben? Bence Ayşegül'e istediğini ver. Çetin'in parayı nereden bulduğunu öğren. Tamam. Hadi kaçtım ben. Baş alsana bir daha dinleyelim. Çok güzel şarkı. İlk girdiğinde işimiz de güzeldi. Muhasebede faturaları istemişti. Ölümden sonra hayat var. İnsan neler istiyor da. Olmuyor işte. Kalbini mi kırmış? Kim kırmış? Ne yapmışsa unut. Geçmişi bırak. Yoluna bak. Her şey yenilenir. Peşinden gittim, yolunu kestim. Kapısına dayandım. Sevgisinin cep telefonunu çaldım, evini bastım. Sen elinden gelen her şeyi yaptın, tamam mı? Ha, tabii benim ekstra olarak elin kafasında abajur patlatmam var, o ayrı. Beni seç dedim ya. Beni sev, beni öp. Hayvan herif ya. Ay salak, bir kız sana öyle diyecek,
İnsan ambiyans güzelleşsin diye öper bari. Ya o an öpse her şey tamam, bitecek. Yani başlayacak işte. Ama öyle olmadı. Demir haklı. Bu kadar zor olmamalı. Aşk dediğin şey bu kadar acıtmamalı. Uf, keşke gözlerimi kapatsam, acıdığında her şeyi unutsam. Geçecek. Başta söylediklerine ben de inanmamıştım. Ama bir şekilde azalıyor işte. Neler yaşadığımı sen biliyorsun Su. Tam olarak olmasa da unutuyor insan. Sen de unutacaksın. Bekle. Evet. Ta-ta-ta-dam. Sana iyi gelecek şeyleri biliyorum. Bunları önceden senin için hazırlamıştım. En sevdiğin komediler, sitcomlar, magazinler ve tabii ki en sevdiğin yiyecekler. Ama bu gece sana iyi gelecek olan şey ne biliyor musun? Kız kıza çok eğleneceğiz. Ay. Hayır Arzu. Hayır seçeneği yok. Çıkacağız. Bana bak. Önce Demir'e bol bol küfür edeceğiz. Kötü taraflarını, gıcıklıklarını falan konuşacağız. Gecenin sonunda aşk acın azalmış olacak. Hadi ama. Lütfen. Tamam. Hı. Tamam ama bak ağlarsızlarsam çekersin yani. Çekerim tabii ki arkadaşım. Çıkalım ama. Tamam. Bak ben öyle gaza gelip Demir'e falan mesaj atmaya kalkarsam bak engel olacaksın bana. Ellerini bağlayacağım söz. Güzelim. Süzüldün mü sen? Hmm. Hasretinden eridim bittim. Hadi bir doktora gidelim. Sen şu gribi atlatamadın. Böyle kedi yavrusu gibi sokaklarda kaldın. Ömer beni sokağa atarken düşünecektin. Şimdi bu ilgi ayakları kokuyor anneciğim. Yapma artık Ayşegül yeter. Ne yapmayayım? Hiçbir şey olmamış gibi davranayım değil mi? Yeter ki senin rahatın bozulmasın. Biz bu anlaşmayı çoktan bozduk. Herkes kendi tercihini yaptı. Özür dile şu adamdan. Ömer'in kalbi yumuşaktır. Çabuk affeder. Ben onu affedecek miyim? Çetin her 6-7 kabak Ayşegül'e patladı. Çetin oğlu. Sakın unutma. Eğer benim de gücüm olsaydı aynı şeyi yapardım. Çeti bir dakika o evde tutmazdı. O benden özür dilemediği sürece yüzüne bakmayacağım. Boşuna bekleme. Kazanamayacağın savaşlara girme artık. El alemin evinde daha ne kadar kalacaksın? Ve artık dönmeyeceğim. Çetin'le aynı evde yaşamak istemiyorum. Çete inadın yüzünden Memo'yu da kendinden uzaklaştıracaksın öyle mi? Onun ne suçu var? Sana ne kadar bağlandı, ihtiyacı var. Farkında değil misin? Farkındayım. Ama bir tercih yapmak zorundayım. Sen rahatından kocandan vazgeçemiyorsun. Ben de gururumdan. Şunu al bari. İstemem. Artık sana da muhtaç değilim. Ayşegül nereye? Yeni yazımı yazmam lazım. Herkes senin kadar kolay yaşamıyor anneciğim. Bak son anda caymak yok tamam mı? 8'de buluşuyoruz. Rezervasyon yaptırdım. Eğlenmek ve unutmak için hazırlan tamam mı? Aha. Depresyon potansiyelimi senin de canını sıkacağım ama haberin yok. Aa, gözümü korkutamazsın. Ben ne depresyonlar getirdim kızım, boş versene. Takviye kuvvet mi çağırsak? Ben Ceyla'yı arayayım, o da gelsin. Aa, sen, ben, Ceyla. Biz ne zaman samimi olduk bu kızla? Sen olmadın daha. Ya ne olur ön yargılı olma. Evet, Ayşegül'e dolaştığı için sürekli başta onun gibi zannediyorsun ama değil. Ben ondan hiç emin değilim işte. Hem sen nasıl ikna oldun? Ya nasıl inandın sürekli elinin dibinde kız? Ya başta ben de deliriyordum zaten ama güvenimi kazanmak için çok uğraştı.
Vallahi benim güvenim kazanmak için çok uğraşması lazım. Ay kıskandın mı sen? Şampiyon belli kızım. O ikinci. Başta ben de senin gibi düşünüyordum biliyorsun. Ali'de gözü var falan diye. Ama tanıdıkça güvendim. Harbi kız. Sen yine de %1'lik bir yanılma payı bırak. Aman ne bileyim ya da. Yani sen istiyorsan çağır işte. 8'de buluşuyoruz bak. Tamam. Hadi bakalım. Canım benim. Hadi bay bay. Şimdi kendi hayatımla yüzleşmeye hazırım. Bence sen de ilk aşkına dönecek ve yeniden deneyecek kadar iyileştin. Ölümden sonra hayat var gördüm. Kaç kere öldüm. Kalbini mi kırdım? Bana söyleyecek bir şey var mı? Çıkıyorum. Bu gece yok musun? Ne yapmış, kalıp dağıtmayı çok isterdim ama malum iş yerimiz. Hadi eyvallah. Yoluna bak, her şey yenilenir. Hayat geri gelir. Arkadaşlar geri gelir. Neredesin ya? Alo Ayşegül, chat burada da yok ya. Ya üç yere birden baktım, yok yani. Ayşegül ne yapayım şu an? Ayrıca ben tek başıma çok sıkıldım. Ceylan nerede? Yeni kanki giller Arzu ve Su'yla beraber meyhanesinde. Of, o da iyice sapıttı. Neyse konumuz bu değil. Çetin barı açmak üzere. Parayı nereden bulmuş, ne halt yemiş hepsini öğrenmem lazım. Ya ama bu akşam bütün kulüplerini dolaştım İstanbul'un ama ne yazık ki Çet yok. Belki eve gitmiştir. Olamaz mı? Allah kahretsin. İki ucu pisliği değnek. Ama başka çare yok. Hayır de depresyona girecek diye çıkalım dedim. İyi demişim değil mi? Sen ne yapacaksın? Evdesin. Bak annemle daha yemek yememiş, birlikte yersiniz. Tabii, sonra da dizi izler, senin gelmeni bekleriz. Çıkacağım tabii ki. Ay bebişim.
Sen kızlar gecesine gelmeyeceksin diye kızdın mı bakayım? Ne kızacağım ya? Ben başımın çaresine bakarım, sen çık. Beni de ağlatacaksın şimdi. Abarttın yani. Üf. Chat'le bir programın olur senin de hadi. Olmadı inşaat işlerine falan dalarsınız. Aa, Arzucuğum sen daha çıkmadın mı? Ay çıkıyorum. Arzucuğum buzlu bir şey, soğuk bir şey falan sakın içme tamam mı canım? Hastalanmanın hiç sırası değil şu anda. Ay anne sen benim sırtıma bir tane havlu versene ben koşarım terlerim. Annen hasta olur sahneye çıkamazsın demek istiyor Arzucuğum. Ha. E tabii ki. Bir karar verdi, bir sorumluluk aldı şimdi devam etmesi gerekiyor. Ya ben bunun eğlencesine bir şey sanıyordum. Ne oldu, ne zaman kariyer planlaması oldu? Bir plan yapsa fena olmaz öyle değil mi? Benim şu an zaten bir planım var mesela. Hatta geç kalıyoruz. Hadi çıkalım. Arzucuğum arabayı alma sakın, taksi çağıracağım. Aa evet, içeceğim. Bana da çağırır mısınız lütfen? Tabii. İyi akşamlar. Evet, Çamlık Sokak 5 numaraya 2 araba lütfen. Mersi. Aa anne, şey ya benim hiç nakitim yok. Bunu taksi parası versene. Tamam, bende var. Gerek yok canım. Tamam, bende var dedim ya. Ne güzel ya, herkes bana para vermeye çalışıyor. Esmine gidiyorsun çocuğun ya. Ay ne var Arzu, ben ne yaptım? Şimdi kötü bir şey mi söyledim? Hadi hayatım çıkalım biz. Anne hadi biz çıktık. Nasıl oldu üstüm ya? Bir hiç bakmadın yani. İyi. Sen aldırma onu hayatım. Arada geliyorlar ona öyle işte. Elinde değil, ne yapsın? İçinde menopoz canavarı var. Sırf sen üzülme diye gerilim yaratmıyorum Azize, haberin olsun. Biliyorum canım. Ben ikimize de bakabilirim. Yani göreceksin bak. Sadece bir çıkış noktası arıyorum. Ve onu da yakında bulacağım. Hı, kahramanım benim. Bulursun eminim. Canım. Bu yanında dursun. Daha fazlasına ihtiyacın varsa söyle. Sen beni sahneye çıkarmaktan vaz mı geçiriyorsun yoksa? Yarın akşam tamamen senin. Söz. Seni seviyorum. Ben de seni. Alo, Ali ben abi, ne haber? Aa, ben de onun için aramıştım. Nasıl, dediğin kadar bağlı mı bu gece? Tamam abi, geliyorum o zaman, görüşürüz. Ne işin var bu saatte burada? Pardon, izin mi alacaktım? Hayır, bir işim vardı ya, o yüzden sordum. Rakiplerimiz barı açıyor. Artık ben de yokum. Yerinde olsam işleri sıkı tutardım. Yerim şimdi işini ya. Oo. Kızgın Demir. Bugünlük çikolata dozunu almadın galiba. Yok, zehir zıkkım dozumu aldım, o bana yetti. Sonunu seçmedin diye Müge'ye bir şey mi yaptı yoksa? Ay ne oldu, anlatsana. Hayır yapmadı ama keşke yapsaymış. Tabii su Müge kadar hain değil. Müge mi hain? Ne oldu, ne yaptı? Seni terk etti. Su benimle ol dedi. Sen Müge'ye gittin. Müge seni terk etti. Yanlış kızı seçmişsin. Tamam Ayşegül, yeter. Ha, işine gelmeyince yeter Ayşegül. Biri gitti, diğeri acısından meyhane köşelerinde içiyor. Ne yapıyorsun oğlum bu kızlara? Su mu içiyor? Nereden biliyorsun, neredeymiş? Bilsen ne olacak? Ayşegül lütfen söyle.
ben her şeyi yaptım ya. Her şeyi yaptım. Seviyorum dedim ya. Kızım. O senin daha kapına gelecek. Cayır cayır yansa bir bardak su dökmem be. Dökmem. Aşkının peşinden gitmesin. Ben de olsam aynısını yaparım. Hmm. İyi, o zaman Arzu aşkının peşinden gider. Bence sen olduğun yerde kal. Hatta geri bas. Bu kız ilişkisini yoktan var etti. Beni boşuna suçluyorsun Su. Bizim aramızda zaten bir şey olamaz. Cık, suçlamıyorum. Uyarıyorum. Yani insanlık hali olur da aklından geçer filan. Karşında beni bulursun. Yok anam duymuyor. Çekli herhalde. Buyurun. Gel bakalım. Bir şeyler içer misin? Evet. Sana güzel bir şeyler hazırlayayım. Al bakalım. Sen niye içmiyorsun? Sabah erken kalkacağım. Tabii sen işe gitmediğin için anlamazsın. Bar nasıl gidiyor? Para bulabildin mi şekerim? Şekerimmiş. Sen bu para mevzusunu neden bu kadar merak ettin? Yoksa beni özlediğin için gelmedin mi buraya? Arzu bak nerede kaldığımızı sakın unutma. Tuvaletten dönünce Demir'e saydırmaya devam edeceğiz. Demir. Biz kızı toparlamaya çalışıyoruz. Bu it dağıtmaya geliyor. Ne yapıyorsun? Su için en doğru olanı yapıyorum. Peki. Su nerede? Su yok. Yürü konuşacağız. Nerede söylesene. Sana ne? Yeter artık ya. Hem kız arkadaşım var hem hala suyu arıyorsun. Sen ne yüzsüzsün ya? Yürü bırak artık bu pişmanlık ayaklarını. Ne yapıyorsun Heves? Senin canını okuyacağım. Dur Çeti ya. Anlatsana şunu. Sen neden bu kadar para mevzusunu merak etsin? Sen de beni iyice duyarsız yaptın. Nereden buldunuz parayı? Çaldın mı yoksa yine? Yok. Başka bir şekilde bulduk. Mesela... Ayşegül.